çarpma işlemini yapın ve sonucu bilimsel gösterim şeklinde yazın diyor. İlk önce çarpalım, daha sonra sonucumuzu bilimsel gösterim kullanarak yazalım. Başlamadan önce bilimsel gösterimin ne olduğunu bir hatırlayalım. Bilimsel gösterim. Aslında buradaki tüm sayılar bilimsel gösterimle yazılmış. Şu şekilde olacak. a çarpı 10'un herhangi bir kuvveti ve a birden küçük değil ama ondan küçük olacaktı. Öyle değil mi? Evet. Bütün bu sayılar 1'den küçük değil ve ondan küçüktürler ve onun herhangi bir kuvvetiyle çarpılmışlar. Haydi, şimdi işlemi yapalım. 9,1 çarpı 10 üzeri 6 çarpı 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Çarpmanın birleşme özelliği nedeniyle parantezleri kaldırabiliriz. Şimdi, hangi terimi önce çarpacağımız konusunda bir sıkıntı yaşayabiliriz ama bu noktada da değişme özelliği imdadımıza yetişir. Değişme özelliğine göre terimlerin yerleri değişse bile sonuç değişmez öyle değil mi? Başta 9,1 ile 3,2'yi çarpalım, sonra oradan gelecek sonucu da 10 üzeri 6 ve 10 üzeri eksi 5 ile çarparız. Şimdi terimleri değişme özelliğini kullanarak tekrar yazacağım. İlk önce 9,1 ile 3,2'yi çarpacağım. Sonra da 10 üzeri eksi 5 ve 10 üzeri 6'yı. Bu işlem işimizi fazlasıyla kolaylaştıracak. Buradaki üstü sayıların tabanları aynı. Bu nedenle bu iki sayıyı çarpmak için üstlerini toplamak yeterli. Buradaki parça 10 üzeri 6 çarpı 10 üzeri eksi 5'ten 10 üzeri 6 eksi 5 olacak ve sonuç olarak elimizde sadece 10 üzeri 1 yani 10 kalacak öyle değil mi? Şimdi de 9 virgül 1 çarpı 3 virgül 2'yi halledelim. Şu kısımda yapayım. 9 virgül 1 çarpı 3 virgül 2. Şimdilik ondalık basamakları göz ardı edeceğim. Sanki 91 ve 32'yi çarparmış gibi yapacağım. 2 kere 1, 2. 2 kere 9, 18. Buraya bir 0 koyacağım çünkü onlar basamağını çarpmaya başladım aslında. 3 ile çarpıyor gibi görünüyor olabilirim ama aslında 30 ile çarpıyorum. 0'ı da bu nedenle koydum. 3 kere 1, 3. 3 çarpı 9, 27. Burası 2, 8 artı 3, 11, bir yandaki basamağı yazıyorum. 1 artı 1, 2, 2 artı 7, 9 ve burada da bir ikimiz var. 91 çarpı 32, 2912 2912'ymiş. Ama biz aslında 9,1 ve 3,2'yi çarpacaktık değil mi? Ondalık virgülünün sağında kalan basamak sayısına bakarız. Virgülden sonra 2 basamağımız var. Bu nedenle sonuçta da İki basamaktan sonra virgül koyacağım. Virgülü tam buraya koyacağım. İşlemin bu kısmı 29,12'ymiş. Bazılarınız işimizin bittiğini düşünebilir ve bu bilimsel gösterim gibi görünüyor diyebilir. Bir sayımız var ve bu sayı onun kuvvetlerinden biriyle çarpılmış. E daha ne? istiyorsunuz diye düşünebilirsiniz ama bilimsel gösterim olabilmesi için sayının 1'e eşit ya da 1'den büyük ve 10'dan küçük olması gerekiyordu. Bu sayı 10'dan küçük değil. Bundan ötürü henüz bilimsel gösterimle yazmadık. Peki, bu sayıyı bilimsel gösterimle yazabilmek için yapacağımız şey burayı koşula uygun yazıp oradan gelen 10'un kuvvetini elimizdeki 10'un kuvveti ile çarpmak. 29, 12. 2,912 ile dikkat edin sayıyı böyle gösterebilmek için ne yaptık? Basamağı bir sola kaydırdık. Yani basamak değerini bir azalttık. Sayının değerinin değişmemesi için 10 la çarpmam lazım değil mi? 10 çarparım. 10 ile çarpınca basamağı tekrar sağa kaydıracağım. O zaman sayı tekrar 29,12 olacak. 29,12. 29, 2,912 çarpı 10 ile tamamen aynı şey. Bu şimdi bilimsel gösterimle yazılmış durumda ama bu sadece ilk parçası. Bu parçayı elimizdeki 10 ile tekrar çarpmalıyız. 1 çarpı 10 daha yazıyorum. Şimdi artık bitirmek üzereyiz. 2,912 çarpı 10 çarpı 10. Evet kaç buluruz? 10 çarpı 10, 10 üzeri 2 yapacak ve işlemin sonucu da 2,912 çarpı 10 üzeri 2 olacak. Ve işimiz şimdi bitti.